Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. İşte sana o kitap. Kuşku, çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o sakınanlar için. Yani görüyorsunuz bu tür vurgular bir kılavuzdur o sakınanlar için falan. Hep Kur'an'adır. Kur'an dışı başka bir kaynak için asla böyle laflar söylemez Allah. Ki onlar gayba inananlar, namazı duayı yerine getirenlerdir. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden başkalarına pay çıkaranlardır. Hacılar, ben bu aralar malum biliyorsunuz ketamin falan zordayım. Yapamıyorum. İlk düzlüğe çıktığımda yapacağım. Ne olur zekat verin. Bilhassa üniversite öğrencilerine. Verin. Bu çok önemli bir şey bak. Yani zekat o kadar fazla ayette dillendirilir ki. Herkes oruç tutar Ramazan'da. Oruçtan 4 ayette bahsedilir sadece. O da Bakara suresinde 180'lerde. 4 ayette bahsedilir oruçtan. Ve herkes oruç tutar. Zekattan kaç ayette bahsedilir? Ve zekatın belirlenmiş bir oranı yoktur. Senede 2 kere, 1 kere falan yok. Sürekli. İstediğin zaman. Gönlünden geldiği zaman. Bilhassa benim tavsiyem bu tabii ki. Üniversite öğrencilerine ufak da olsa bir sakal atın. Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Ahireti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır. İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar. İşte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar. Şu bir gerçek ki o küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır. İman etmezler. Ne kadar ağır değil mi? Allah onların kalpleri kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözü üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. Doğal olarak burada kalbi mühürlüyorsa sınav nerede diyor insanlar. Fakat ki dikkat edersen küfre batmış olanları diyor. Yani artık küfre batmış, mühürü yemiş. İnsanlar içinden bazıları vardır. Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ama onlar inanmış değillerdir. Allah'ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki bunun farkında olamıyorlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Bak zaten kötü mühürle daha da ileri götürüyor Allah. Ve onlar için yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür. Yine yalancılık etmiş olmaları yüzünden bir azap öngörülüyor. Yani özgür iradeleriyle yaptıkları eylemler de yüzünden cezalandırılıyor bu insanlar. Kimseye Allah durduk yere bebekken kalbini mühürlemez. Bu ayet öyle evrensel bir ayet ki şu 2 ayet hatta okuyorum. Onlara yeryüzünde bozgun çıkarmayın dendiğinde tam tersine bizler barış ve esenlik getirenleriz demişlerdi. Dikkat edin, gerçekte onlar bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar. Yani sevgi, eşitlik, kardeşlik, dostluk, zart zurt diye ortaya çıkan o kadar zararlı parazit insanı o kadar güzel tarif ediyor ki. Onlara bozgun çıkarmayın dendiğinde tam tersine bizler barış ve esenlik getirenleriz demişler. Onlara insanların inandığı gibi siz de inanın dendiğinde yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı derler. Haberiniz olsun ki kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir. Fakat bilmiyorlar. Yani Müslümanlar o zaman da mobbinge uğruyor. Bugün de mobbinge uğruyor. Belirli bir sosyokültürel seviyenin üstüne çıktıysan kesinlikle mobbing yersin. Bu aralar Ramazan mesela var mı yani plazada çalışıp da oruç tutan? İlla ki bir mobbing yersin. Yani oruç tutup diyorsun falan filan. Bunlar iman etmiş olanlarla yüz yüze geldiklerinde iman ettik derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur. Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki biz alay edip duran kişileriz. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında dediği şey başka insanlar. Çünkü şeytan özel isim değil Kur'an'da. Kötünün bir başka ifade tarzı. Ve şeytan insandan da oluyor, cinlerden de oluyor. Nas suresinde bu söylenir. Allah'a sığınırım şeytanın şerrinden, insanlardan da cinlerden de olurum. Özel isim olan iblistir. Tek kişi olan iblistir. Şeytan da
bir sıfat. Allah onlarla alay ediyor ve onları kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor. İşte bunlar doğruluk ve aydınlığı verip karanlık ve sapkınlığı satın aldılar da ticaretleri hiçbir kazanç sağlamadı. Bir yol yordama girebilmiş de değillerdir. Rasyonel egoizm neyi telkin eder? Az değerli bir şey uğruna daha fazla değerli bir şeyi harcama. Bu irrasyoneldir. Allah da müşriklerin tavrını rasyonel egoizm açısından irrasyonel bulur. Diyor ki işte bunlar doğruluk ve aydınlığı verip, yani çok değerli olan doğruluk ve aydınlığı verip, karanlık ve sapıklığı satın aldılar. Değersiz olan bir şey aldılar. Ve ticaretleri hiçbir kazanç sağlamadı. Kur'an ahlakı ticaret olarak tanımlar. Sadece burada değil, başka yerlerde de. Ahlak bir ticarettir. Karşılıksız iyilik diye bir şey olması mümkün değil. Ne güzel kitapsın sen ya. Ne güzel kitap. Onların ki durumu şu kişinin durumuna benzer. Bir ateş tutuşturmak istedi. Ateş çevresindekileri aydınlattığında Allah onların ışığını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler. Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar var. Bir gök gürlemesi, bir şimşek var. Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah muhittir. Küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini çarpıp götürüverecek. Kendilerine hep aydınlık sunduğunda orada yürürler. Üzerlerine karanlık binince çakılıp kalırlar. Eğer Allah dileseydi işitme güçlerini de gözlerini de elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki korunabilirsiniz. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için ürünlerden bir rızık çıkardı. Artık bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü müşrikler Allah'ı bilir ama başka tanrıcıklar eklerler yanlarına. Burada da Kur'an'ın meydan okuması. Eğer kulumuza indirdiğinizden kuşku içindeyseniz hadi onun benzerinden bir sure getirin. Allah dışındaki destekçilerinizi, tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz, eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. İman edip hayra barışa yönelik işler yapanlara şunu müjdele. Kendileri için altlarından akan ırmaklar akan cennetler olacaktır. Onlardaki herhangi bir meyveden bir rızık olarak nasiplendirildiğinde şöyle diyeceklerdir. İşte bu daha önce rızıklandırıldığımız şey. Yani cennetteki nimetler bu dünyadaki nimetlere bayağı benziyor. Tamamen aynısıdır diyemem. Farklılıklar olduğunu söyleyen yerler de var. Ama çok büyük benzerlikler olduğunu söyleyen şey de var. Bu rızık onlara buna benzer şekilde verilmişti dünyadaki. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada sürekli kalacaklardır. Şu bir gerçek ki Allah bir sivrisineği hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sakınmaz. Böyle bir durumda inananlar bilirler ki Rablerinden bir gerçektir o. Küfre sapmışlar ise şöyle derler. Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi? Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da onunla doğruya ve güzele kılavuzlar. Allah onunla yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz. Neyden bahsediyor burada? Kur'an'da verdiği bir örnekten. Dolayısıyla Kur'an'dan. Yani zamirleri gerçek isimleriyle değiştirelim. Allah Kur'an'la birçoğunu saptırır. Birçoğunu da Kur'an'la doğruya ve güzele kılavuzlar. Allah Kur'an'la yoldan çıkmışlardan başkasını sapıtmaz. Çünkü Kur'an bir imtihan aracı ve kimilerinin de yoldan çıkmasına yol açıyor. Onlar ki Allah'a verdikleri ahdi onunla anlaşıp bağlandıktan sonra bozar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde bozgun çıkarırlar. İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar. Allah'ım bunlardan etme beni. Bilhassa içki tövbeme sadık kalmama nasip. Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz? Siz ölülerdiniz, o sizi diriltti. Sizi yine öldürülecek ve sonra diriltecektir. Nihayet ona döndürüleceksiniz. Bakın burada iki ölümden
ve iki dirilişten bahsediyor. Mümin 11 ayetinde de bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin Allah'ım diyor insanlar. Nedir bu? Siz ölülerdiniz. Yani bu dünyaya gelmeden önce ölülerdik, yoktuk. O sizi diriltti. Yani bu dünyadaki doğumumuz, bilinç kazanmamız, diriltilişimiz. Bir ölüm, bir diriliş. Sizi yine öldürecek. Bu dünyada öleceğiz. İki ölüm, bir diriliş. Ve sonra diriltecektir. Ahirette dirileceğiz. İki ölüm, iki diriliş. Nihayet ona döndürüleceksiniz. Mümin 11'de de işte iki kere ölmek, iki kere diriltmek tamamen bu anlama gelir. Reenkarnasyonun olmadığını anlatan ayeti utanmadan reenkarnasyonun olduğuna bir delilmiş gibi sunarlar. Kur'an'da reenkarnasyon asla çıkmaz ve olmadığını açıkça söyleyen ayetler var. O Allah'tır ki yeryüzündekilerin tümünü sizler için yarattı. Sonra göğe saltanat kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi. O alimdir, her şeyi çok iyi bilir. İşte burada Adem'in hikayesine geçiş yapıyoruz şimdi. Buralar güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zamanlar Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife atayacağım demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı. Halife Allah'ın halifesi değil, haşa. Yeryüzündeki önceki canlılara halife. Onlar da şöyle konuşmuşlardı. Orada bozgunculuk etmekte olan kan döken birini mi atayacaksın? Yaratacaksın değil, atayacaksın. Çünkü başka insanlar var yeryüzünde. Ve insanların bozgunculuk yapmakta olduğunu, kan döktüğünü biliyor melekler. Oysa ki bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz. Seni kutsayıp yüceltiyoruz. Allah şöyle dedi. Şu bir gerçek ki ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Ve Adem'e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu. Hadi haber verin bana şunların isimlerini. Eğer doğru sözlüler iseniz. Dediler ki, yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen yalnız sen alimsin. Her şeyi en iyi şekilde bilirsin. Hakimsin. Her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin. Burada birçok şey anlatılıyor. Bunlardan birisi insanın, meleklerin bile ötesinde bir bilgiye sahip olabileceğini, öyle bir zihin yapısına sahip olmaya muktedir olduğunu söylüyor. Her insan böyledir demiyor elbet. Ama insan isterse bu seviyeye gelebilir. Bu potansiyelde insan diyor. Boş değil bak bu. Bir diğeri de şu. Diğer insanlarla yeryüzünde kan döküp bozgunculuk etmekte olan insanlar ile Allah'ın bu yeni atayacağı halife arasındaki fark bu yeni kişinin, Adem'in kelimeleri bilmesi. Kelimelerin, isimlerin tümünü öğretti demesi. Yani Adem'den önceki insanların ya dili yoktu. Ya da dilleri vardı ama nispeten ilkeldi. Yani çünkü Adem atanıyor ya bir peygamber olarak. Adem'de bir çeşit bir sıçrama var. Ama bu biyolojik olarak bir sıçrama mıdır? Ne kadar büyük bir sıçramadır? Zihinsel bir sıçrama mıdır? Orası biraz muallak. Ben de tam emin değilim ama Adem'in ilk insan olmadığını meleklerin tavrından anlıyoruz zaten. Gözlemlemişler insanlar. Allah buyurdu. Ey Adem, haber ver onlara onların adlarını. Adem onlara onların adlarını haber verince Allah şöyle buyurdu. Dememiş miydim ben size ki ben göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim, alemim ve ben sizin açığa vurduğunuzu da saklaya geldiğinizi de en iyi şekilde bilmekteyim. O vakit biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu ve Adem'e şöyle buyurmuştuk. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin ve orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zulme sapanlardan olursunuz. Buradaki cennete yerleşin ifadesi muhtemelen şu bahçeye yerleşin. Yani bu olay dünyada oluyor çok büyük ihtimalle. Çünkü cennet bahçe demek. Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de şöyle buyurduk. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Belli bir süre kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet, bir yararlanma imkanı olacaktır. Şimdi bak ağaca yaklaştılar, sınavı kaybettiler Adem ve eşi. Fakat diyor ki Allah, bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Bunu kime diyor Allah? Adem ile eşine mi diyor? Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak inin. Daha çoğul gruplar var sanki. Ya da Adem ve eşiyle iblis bir tarafta, siz biriniz birinize düşman olarak aşağı inin mi diyor.
Hayır diyor ki bir kısmınıza düşman olarak aşağı inin diyor. Burada sanki kovdukları sadece Adem ve eşi değil. Diğer insanları da kovuyor sanki. Ve bir kısmınıza düşman olarak inin derken burada iblisten bahsetmiyor. İnsan topluluklarından bahsediyor. İnsan topluluklarının bir kısmının bir kısmına düşman olarak dünyaya dağılmasından bahsediyor. İşte kabile savaşları falan filan oluyor herhalde. Bunlar benim şu an sesli düşünmelerim. Nihai yorumlarım değil bu ayetler hakkında. Onu belirteyim. Sesli düşünüyorum sadece. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeleri öğrenip belledi de ona yöneldi. Tövbe ediyor yani. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de o, evet o tevvaptır. Tövbeleri cömertçe kabul eder. Rahimdir, rahmetini cömertçe yayar. Hamdolsun sana Allah. Hepiniz oradan aşağı inin dedik. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime uyarsa artık böyleleri için hiçbir korku yoktur. Onlar kaderle de yüz yüze gelmeyecektir. Muhtemelen hanginize bir peygamber ulaşırsa gibi bir şey mi ya da başka bir yol gösteriş mi bilmiyorum. Çünkü Allah kullarıyla sadece peygamber ya da vahiy yoluyla iletişime geçmez. İşaretler yoluyla da iletişime geçer. Nankörlüğe sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar ateşin dostu olacaklardır. Orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları, şimdi birden İsrailoğullarına geçtik. Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz söze vefalı olun ki ben de size ahdimde vefalı olayım. Ve yalnız benden korkun. Beraberinizdeki doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk intikâr eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın ve yalnız benden sakının. Hakkı batılla, saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz. Daha başka ayetler de var bunu ima eden. Onlar onu öz oğlu gibi tanır gibisinden. Yani Yahudilerden bir kısım peygamber olduğunu bilmesine rağmen Muhammed'in inanmıyor. Yani bizden çıkar peygamber. Biz koskoca İsrailoğullarıyız, Yahudiyiz. Araptan peygamber mi olur diyor. İblisin isyan sebebinin aynısı. Beni ateşten yarattın, onu topraktan, ben daha hayırlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı, duayı yerine getirin. Zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Uf, bu çok güzel bir ayet ya. Ve bu ayet benden bahsediyor. İnsanlara hayırda erginliği, dürüstlüğü emredip de kendi benliklerinizi unutuyor musunuz? Çok acı bir ayet yani. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor. İnsanlara hayırda erginliği, dürüstlüğü emredip de öz benliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de kitabı okuyup durmaktasınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İnşallah kullanacağım. Sabre ve namaza, duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir. O ürperti duyanlar Rablerine kavuşacaklarını düşünürler ve bilirler ki onlar mutlaka ona döneceklerdir. Ey İsrailoğulları, size lütfettiğim nimetimi, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve sakın o günden ki hiçbir benlik bir başka benliğin herhangi bir şeyi için karşılık ödemez. Hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez. Hiçbir benlikten fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez. Her koyun kendi bacağında. Sizi Yahudilere söylüyor bunu. Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar, kadınlarınızı hayata salıyorlardı, tecavüz ediyorlar muhtemelen. İşte bunda sizin için Rabbinizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı. Hani önünüzde denizi yarmıştık da sizi kurtarmış, Firavun hanedanını boğmuştuk. Siz de bunu bakıp görüyordunuz ve Musa ile 40 gece için sözleşmiştik de siz bunun ardından buzağı tanrı edinmiştiniz, zulme sapmıştınız siz. Belki şükredersiniz diye bunun ardından da sizi affetmiştik. İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Musa'ya kitabı ve Furkan'ı hakla batılı ayıran mesajı vermiştik. İlginç bir şey, Kur'an'da hiçbir yerde Musa'ya Tevrat'ı verdiğini söylemez. Musa'ya kitabı verdik der. Bak İsa'ya İncil'i verdiğini söyler.
Muhammed'e Kur'an'ı verdiğini söyler. Musa'ya Tevrat verdik demez. Ama Musa'ya kitap verdiğini söyler. Ha, belki o kitaptan kastı Tevrat'tır söylemesine gerek yoktur diyebilirsiniz. Bu bir bakış açısı. Belki de Musa'ya başka bir kitap verildi. Tevrat'tan başka. Ya da Tevrat'ın parçası bir kısmı verildi. Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Musa toplumuna demişti ki, ey toplumum, buzağı tanrı edinmenizle özbenliklerinize zulmettiniz. Hadi yaratıcınıza tövbe edin, egolarınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. O sizin tövbelerinizi kabul eder. Hiç kuşkusuz o, evet o tövbeleri çok kabul edendir. Rahmeti sonsuz olandır. Siz şunu da söylemiştiniz. Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız. Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz bakıp duruyordunuz. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredebilirsiniz. Ve ısrarla da affediliyor adamlar ya. Ve bulutu üstünüze gölgelik yaptık ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Rızık olarak size verdiklerimizin en temizlerinden yiyin dedik. Onlar zulmü bize yapmadılar. Onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler. Yani yaptığın kötülükler aslında senin aleyhine. Allah'ı övmen Allah için değil, senin için gerekli. İyiliklerin niçin senin için, kötülüklerin niçin senin aleyhine olduğunu çok ısrarla vurgular Kur'an. Şöyle demiştik, girin şu kente, orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve affet bizi deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Bu güzel davranıp güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz. Biliyorsunuz Kur'an'da namazın geçmediğini söyleyenler secdenin, kıyamın, rükunun farklı anlamlarda kullanıldığını söylüyor. Bana kalırsa evet farklı anlamlarda kullanılıyor. Yıldızların da secde ettiği söyleniyor Kur'an'da. Ama bunun bağlamdan hangi secde, fiziki secde mi, manevi secde mi olduğu anlaşılıyor. Mesela burada kapıdan secde ederek girin diyor. Yani burada muhtemelen Allah'ı anarak girin. Fiziki bir secde yok burada. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bağlam her şey. Ne var ki zulme sapanlar bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler. Aa, bak burada tahrife, kutsal kitapların tahrifine dair bir ima mı var? Ne var ki zulme sapanlar bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler. Daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Bakara 59'da önceki kitapların tahrifinden bahsediyor olabilir. Bunu düşüneceğim. Bunun üzerine biz bu zalimler üstüne ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik. Bir zamanlar Musa toplumu için su istemişti de biz değneğinle şu taşa vur demiştik. Taşta hemen 12 göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın demiştik. Bak, bu artık bitmiyor Yahudilerin istekleri. Bak, bak. Siz şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz bir tek yemeğe asla dayanamayız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasından, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarıversin. Ulan defalarca pislik yapıp affediliyorsunuz. Mucizeler görüyorsunuz. Daha hala da soğan istiyorsunuz Allah'ın peygamberinden. Musa şöyle demişti. Ama lahmacun yiyorlarsa yanına soğan istemeleri normal. Onu doğru karşılarım. Yani soğan lahmacunun pezevengidir. Musa şöyle demişti. Siz daha aşağı bir nimete, daha üstün bir nimeti mi değiştirmek istiyorsunuz? İnin bir kasabaya. İstediğiniz sizin olacaktır. Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba çarpıldılar. Bu böyle oldu çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan ettikleri için böyle oluyordu. Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı. Şu bir gerçek ki, bak buna rağmen hemen arkasından gelen ayet Bakara 62. Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaktır onlar. Yani
Kur'an'a göre cennete girmek için Muhammed'in peygamber olduğunu tanımaya gerek yok. Bakara 62 çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Allah'ı tanıman lazım. Ve iyi bir insan olacaksın ahlaken. Giriyoruz. Yani Yahudi'yi Hristiyan'a soktuğu gibi Sabi denilen, kim olduğu tam bilinmeyen insanların bile gayet ahirette ödülleri olacağını söylüyor. Yani ateist yine giremiyor. Yok Berkay. Yani sahibini, yaratıcını tanımamak kabul edilebilir bir hata değil. Allah nezdinde onu anlıyoruz Kur'an'da. Yani Allah'ı tanımayanın işi yaş. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sizden şu şekilde kesin söz almış da tüyü üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimiz kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayıp zikredin ki sakınabilirsiniz. Bunun ardından da yüz çevirip döndünüz. Eğer Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaktınız. Yemin olsun içinizden cumartesi gününde, şabat gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik, aşağılık maymunlar oluverin. Birçok kişi bunu direkt Allah'ın bazı insanları maymuna çevirdiği şeklinde algılıyor. Allah'ın buna gücü var mı? Allah bir insanı maymuna çevirebilir mi? Çevirebilir, evet. Ama ben buradaki ifadeyi ilk okuduğumda da hala da yani bir ne bileyim lanetleme, bir beddua gibi aşağılık maymunlar olun anlıyorum. Ki bilirsiniz tersine evrim teorisi türetenler var. Aslında maymunlar insanlardan türedi. Bakara suresinde bazı Yahudiler maymuna çevriliyor ya. Maymunlar insandan türedi diyen adamlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu durumu o zamankilere ve onların ardından geleceklere ibret dolu bir ceza takva sahiplerine de bir öğüt yaptık. Musa toplumuna dedi ki Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Bakara suresine ismini veren kıssa budur. Bakara sığır demektir. Müslümanların ehli hadisin durumu da aynen budur. Hiç yorum yapmadan okuyacağım. İyi dinleyin. Dinlemeyenleriniz, daha önce okumamış olanlarınız özellikle. Şu dört ayeti iyi dinleyin. Musa toplumuna dedi ki Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Musa dedi cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Şöyle konuştular. Çağır Rabbine bizim için açıklasın bize neymiş o inek. Cevap verdi. O diyor ki bahsettiğim ne yaşlıdır ne körpe. İkisi arası bir inektir. Hadi size emredileni yapın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dediler. Çağır Rabbine bizim için neymiş onun rengi. Açıklasın bize. Cevap verdi. O diyor ki bahsettiğim sarı rengi parlak bir inek. Bir inektir. Seyredenlere mutluluk verir. Şöyle dediler, dua et Rabbine, açıklasın bize neymiş o. Çünkü bu inek bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı. Ve biz Allah dilerse doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız. Cevap verdi Musa, Allah diyor ki, bahsettiğim boyunduruk yememiş bir inektir. Toprağa sürmez, ekini sulamaz, salma hayvandır, alaca yoktur onda. Dediler ki, işte şimdi gerçeği getirdin. Ve ardından onu boğazladılar. Az kalsın emrolundukları şeyi yapmayacaklardı. Yani detaylarda o kadar boğuldular ki az kalsın emredildikleri esas ana şeyi yapmayacaklardı. İşte ehli hadise diyoruz ki ya Kur'an'da kıyam, rükû, secde var. Ya kıyam da ellerimi nereye koyacağım? Böyle mi koyacağım, böyle mi koyacağım? Ya istediğin gibi koy. Parmaklarım kaç aralık olacak? Kıyamda hangi duayı okuyacağım? Secdede hangi duayı okuyacağım? Namaz kaç rekat? Yahu yazıyor Kur'an'da. Öyle değil. Açıkla. Aynısı. Bir hadisçi ile Kur'an'da namazın anlatıldığına dair bir tartışma yapın. Aynı kendinizi bu Bakara suresindeki kıssada hissedeceksiniz. Tamamen aynısı. Sürekli bilerek sırf tartışmak için yokuş yollara sarkmak. Ne dediğini o da biliyor. Yani kıyam ne olduğu bilinen şey, rükû, secde bunlar ne olduğu bilinen şeyler. Allah zina etmeyin deyince sormuyorsun zina nedir diye. Allah kumar oynamayın deyince sormuyorsun kumar nedir diye. Ama Allah namaz kılın deyince, rükûda eğilin deyince, kıyamda durun deyince rükû ne, kıyam ne? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Buhari lazım bana.
Siz bir adam öldürmüştünüz de ya, hala Yahudilerden bahsediyor. Siz bir adam öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak çekişip duruyordunuz. Oysa ki Allah sizin sakladıklarınızı ortaya çıkaracaktı. Şöyle dedik: kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun. İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki aklınızı işletebilirsiniz. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine kas katı kesildi. Taş gibidir o. Belki daha da katıdır. Taşların bazıları var ki ondan ırmaklar fışkırır. Bazıları var ki çatır çatır yarılır da içinden su çıkar. Öylesi var ki Allah korkusundan aşağılara düşer. Allah yapıp durduklarınızdan gafil değildir. Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Yani şimdiye kadar hep Yahudilerin yaptığı hataları, döneklikleri, Musa gitti 40 günlüğüne buzağa taptılar. İşte ey Musa söyle Rabbine hangi ineği keselim falan diye böyle işler karıştırdılar. Ve Allah burada bu insanların zaten böyle bir tarihi bilince de sahip olduklarını söylüyor. Bunların inanmasını mı umuyorsunuz? Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardır ki Allah'ın kelamını dinliyorlar, sonra onu akletmelerin ardından bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı. İnanmış olanlarla karşılaştıklarında inandık derler. Baş başa kaldıklarında ise şöyle konuşurlar: Allah'ın size açtığını Rabbiniz katında sizinle tartışmada kanıt yapsınlar diye onlara söylüyor musunuz? Aklınızı işletmeyecek misiniz? Bilmezler mi ki Allah onların sakladıklarını da açıkladıklarını da çok iyi bilmektedir. İçlerinde ümmi olanlar da vardır ki kitabı bilmezler. Ümmi kutsal kitaplardan habersiz kişi demektir. Okuma yazma bilmeyen demek değildir. Peygamberin ümmi oluşu Kur'an'da belirtilir. Buna dayanarak Muhammed okuma yazma bilmez derler. Hayır. Kur'an daha önce herhangi bir kutsal kitap okumamıştır. Yoksa 40 yaşına kadar yani tüccarlık yapmış bir adamın okuma yazma bilmemesi çok gerçekçi gelmiyor. Hele bu kişi Muhammed gibi akıllı bir insansa. İçlerinde ümmi olanlar da vardır ki kitabı bilmezler. Sadece anlamını bilmeden okuyuşlar, hurafeler, hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. Sadece anlamını bilmeden okuyuşlar bilirler. Kimden bahsediyor burada acaba? Yazıklar olsun o kişilere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye. İşte bu Allah katındandır derler. Vay haline onların ellerinin yazdıkları yüzünden, vay haline onların kazanıp durdukları yüzünden. Bütün tasavvufçulardan bahsediyor burada. Mevlana Mesnevi'nin Allah katından indirildiğini söyler. Said Nursi Risalelerin ona yazdırıldığını söyler. Allah da der ki yazıklar olsun o kişilere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar. Sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye işte bu Allah katındandır derler. Dediler ki sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır. De ki Allah'tan bir ahit mi aldınız? Allah ahdini asla ters düşürmez. Yoksa siz Allah'a isnat ederek bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Cehennem sonlu mu sonsuz mu tartışması var ya, bence bu ayet cehennemin sonsuz olduğu lehinde güçlü bir delil. Allah'ın eleştirdiği kişiler ne diyor? Dediler ki sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır. Nereden biliyorsun diyor. Yani sayılı gün dokunacağını nereden biliyorsun? Ya sonsuza kadarsa. İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır onun içinde. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar. Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır. İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştık: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Namazı, duayı yerine getirin, zekatı verin. Bütün bunlardan sonra siz pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz. Hala da yüz çevirip duruyorsunuz. Yani Allah iyilerin hep azınlık olduğunu, çoğunluğun hep kötü olduğunu pek çok yerde söylüyor. Yani
Fakat bizim görüşlerimiz falan çoğunluğun görüşlerinden etkileniyor bir şekilde. Bu kadar insan yanılamaz falan gibi. Ya da sosyal kabul için, dışlanmamak için çoğunluğun doğrularına meylediyoruz. Halbuki Kur'an'da çoğunluk hep açık düşmandır. Sizden şu sözü de almıştık. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Bunu kabul etmiştiniz. Hala buna tanıklarsınız. Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız. Birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir zümreyi yurtlarınızdan çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz. Şimdi siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizde bunu yapanların cezası dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine edilir. Allah yaşamakta olduklarınızdan habersiz değildir. İşte bunlar ahiret karşılığında dünyayı satın alan kişilerdir. Rasyonel egoizm neydi? Daha az değersiz bir şey için daha fazla değerli bir şeyi harcamak. İşte bunlar ahiret karşılığında çok değerli, en değerli olan karşılığında dünyayı satın alan kişilerdir. Daha az değersiz, daha az değerli olanı satın alan kişilerdir. Azap hafifletilmeyecektir onlardan. Hiçbir şekilde yardım da edilmeyecektir onlara. Bunlar yine cehennem azabının sonsuz olacağını gösteren ayet. Yemin olsun ki Musa'ya kitabı verdik. Dikkat ederseniz yine Tevrat'ı verdik demiyor Musa'ya. Musa'ya verilen bir kitap var. Kitap diye bahsediliyor. Tevrat Musa'ya verildi denmiyor. İlginç bir şekilde. Ve arkasından da Resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık seçik deliller verdik ve kendisini Ruhul Kudüs'le güçlendirdik. Bir Resulün size nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük taslamadınız mı? Bir kısmınız yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz. Kalplerimiz kabuk tutmuştur dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onlara lanet demiştir de çok az bir kısmı iman eder. Heh, işte bak, hani doğuştan benim kalbim mühürlüyse ne yapayım ki? Allah beni cehenneme atmak istiyor demek ki. Diyor ya ateistler sürekli. Yani bütün Kur'an'ı okuduğunda neyin ne olduğu belli ama sırf Bakara 88 bile durumu açıklıyor. Kalplerimiz kabuk tutmuştur dediler. Yani Allah kalbimizi mühürledi diye, değil mi? Suçtan kurtuluyorlar. Allah'ın kabahati diyorlar. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Yani kalbin mühürlenmesi dediğin olay kötülükte çok ileri giden insanlara yapılan bir şey. Durup dururken yapılan bir şey değil. Bazı insanlar kötülükte çok ileri gidince artık Allah bunların sınav kağıdını buruşturup atıyor ve kalplerini mühürlüyor. Allah korusun tabii bizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde daha önce inkar edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde tanıyıp bildikleri kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti küfre sapanların üstüne olsun. Bu Yahudilerin Kur'an'ın kutsal kitap olduğunu anlamaları ama yine de kibirlerinden inanmamaları konusu sık sık geçer Kur'an'da. Allah'ın kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indiğini zalimce kıskanarak, değil mi? Allah'ın kullarından dilediğine yani Muhammed'e lütfunun eseri olarak indirdiği Kur'an'ı zalimce kıskanarak, Allah'ın vahyettiğini inkar etmeleri uğruna özbenliklerini sattıkları şey ne çirkindir. Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır. Gerçeği örten kafirdir. Yaşar Nuri kimi yerde kafir diye çevirir, kimi yerde gerçeği örten diye çevirir. Aynı şey. Kafirin Türkçe manası o. Gerçeğin üzerine örten. Yani gerçeğe şahit olur, bilir ama üzerine örter. Onları Allah'ın indirmiş olduğuna inanın dendiğinde şöyle konuşurlar. Biz bize indirilene inanırız. Ya bu adamlar peygamber konusunda bile ırkçı ya. Ve ondan ötesini inkar ederler. Oysa ki o kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçek.
Söyle onlara, madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Yemin olsun ki Musa size açık saçık hak, seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz. Zalimlersiniz sizler. Peki bir şey soracağım. Niçin Allah Muhammed'in dönemindeki Yahudileri geçmiş Yahudilerin davranışlarından sorumlu tutuyor? Bu çok Allah'a yakışır bir tavır değil sanki. Çünkü onlar farklı insanlar. Aynı soydan gelmiş olabilirler ama farklı insanlar. Neden? Çünkü bu insanlar kendilerini Yahudi olarak tarif ederken o mirası da aldıklarını savunuyorlar. Ve Allah diyor ki sen kendini böyle tanımlıyorsan ben de seni böyle tanımlarım. Hay hay buyur. Sen o tarihi mirası nispet ederek üstün olduğunu düşünüyorsun ya. Heh, ben de o tarihi mirasın üzerinden seni tanımlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kendini ne olarak görüyorsan, o birey olarak görsen böyle bir muamele görmezdin. Hani kesin olarak söz almıştık sizden de türü üzerinizde kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin demiştik. Şöyle demişlerdi. Dinledik ve isyan ettik. İnkarları yüzünden gönüllerine buzağı içirildi. De ki eğer inanan kişilerseniz ne kötü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu. De ki Allah katındaki ahiret yurdu diğer insanların değil de yalnız ve yalnız sizin ise eğer doğru sözlüler iseniz hadi isteyin ölümü. Bunu Yahudilere söylüyor. Cennet sadece sizinse hadi ölümü isteyin. Aynısı Müslümanlara da Sünnilere de söylenebilir. Onlara göre de sadece Müslümanlar cehenneme gidiyor. Ama Bakara 62'de biz biliyoruz ki Hristiyanlar, Yahudiler, Sabiler, samimi insanlar, Allah'a inananlar da cennete girebiliyor. Yani Bakara 92'de Allah'ın Yahudi, özür dilerim, Bakara 94'te Allah'ın Yahudilere sorduğu soru tüm Sünnilere sorulabilir. Ahiret yurdu yalnız sizinse, hadi isteyin ölüm. Ellerinin önden gönderdiği şeyler yüzünden ölümü hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Bir de bunlar çok uzun yaşıyor ya, rakip alır falan. Sen onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Şirke batanlardan bile. Her biri 1.000 yıl ömür sürsün ister. Oysa ki uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah yapmakta olduklarını çok iyi görmektedir. De ki kim Cebrail'e ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirilmiştir. Düşman kesilirse kim Allah'a, onun meleklerine, Resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman kesilirse Allah da bu tür inkarcılara düşman kesilir. Bunun hikayesi ne biliyor musunuz? Cebrail'e düşman kesilmek. Şimdi Allah'a düşman kesilmeyi anlıyorum. Peygamber'e düşman kesilmeyi anlıyorum. Cebrail'e düşman kesilmek ne lan? Ki Yahudilerde de var Cebrail diye bir melek. Neden Cebrail'e düşmanlar? Çünkü vahyi yanlış adama götürdüğü için bir Yahudiden çıkmalıydı peygamber. O vahyi bir Yahudi'ye getirmeliydi. Nasıl olur da bir araba götürürsün vahyi? Cebrail'e düşmanlıkların hikayesi bu. Ben uzun süre bu ayeti anlayamamıştım. Nasıl bir kibir bu ya öyle. Yemin olsun biz sana açık seçik ayetler indirdik. Onları sapmış olanlardan başkası inkar etmez. Bir ahitle söz verdikleri her seferinde içlerinden bir fırka ahdi kaldırıp atmadı mı? Doğrusu şu ki onların çokları iman etmezler. Bir ahitle söz verdikleri her seferinde içlerinden bir fırka ahdi kaldırıp atmadı mı? Bu da kutsal kitapların tahrifine yorulabilir. Doğrudan değil ama dolaylı olarak şey olabilir. Allah katından kendilerine ellerinde bulunanı tasdikleyici bir Resul geldiğinde kitap verilenlerden bir fırka Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar şeytanların okuyup durduklarına uydular.
Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı. İnsanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysa ki o iki melek, biz imtihan aracıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan erkeklerle eşinin arasını açacak şeyi öğreniyorlardı. Amına koyayım, büyü öğreten melek gelmiş, öğrendiğin büyüye bak. Başka skilleri açsana moruk, başka skill tree'yi açsana. Ne var ki onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olamayacağını açıkça bilmişlerdir. Death Note'u kullananların cennete ve cehenneme gideceğini sanma. Özbenliklerini sattıkları şey ne kötüdür bir bile bilselerdi. Yine ahlaka ticaret göndermesi sattıkları şey. Eğer onları iman edip sakınsalardı Allah katından bir sevap elbette daha kıymetli olurdu. Keşke bile bilselerdi. Bu çok önemli bir ayet. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Yani ne demek? Bizi davar gibi güt demeyin. Bize bak diye konuşun ve dinleyin. Kafirler için korkunç bir azap vardır. Yani burada aslında her şeye karışan çok otoriter devlet insanlarına cevaz çıkmıyor bu ayete göre. Yani şu an insanlar bizi davar güt gibi güt diyorlar devlet. Ehli kitabın küfre sapanlarıyla müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah rahmeti dilediğine özgüler. Allah büyük lütfun sahibidir. Çok özür dilerim. Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? Evet, bu tartışmalı bir ayettir. Ne demek Allah bir ayeti siler, unutturur veya ertelerse ondan daha iyisini getirir? Bir yorum şudur. Ayet delil demektir biliyorsunuz. Ve bağlama göre bazen Kur'an ayeti, bazen de Allah'ın herhangi bir ayeti. Devem bir de Allah'ın ayeti. Gökler, yer bunlar da Allah'ın ayeti. Bir rivayete göre buradaki ayet bu tür bir ayet. Çünkü Allah'ın birçok ayeti ne bileyim silinip gidiyor. Birçok hayvan nesli mesela tükenmiş. Bir diğerine göre ise bu nesih mansuh denilen şeye delalet. Yani bazı ayetlerin hükmünü düşürebiliyor. Hatta bazı hadisler bile ayetlerin hükmünü düşürebiliyor. Böyle bir şeyin olması imkansız. Kur'an'da yazılı olan her ayetten sorumluyuz. Fakat zaman şu olabilir mi sizce? Zamanında Kur'an'da olan ama sonra Allah'ın sildiği ve mevcut Kur'an'da Kur'an'ın son nihai halinde yer almayan ayetler olabilir mi? Dönemsel olarak inmiştir o ayet ama evrensel kitap olan Kur'an'da yer almamıştır. Ben buna bir ihtimal veriyorum. Biraz buna ihtimal verebiliyorum. Yapabilir bunu Allah. Çünkü sahabe önemli bir topluluk. Onların başarıya ulaşması lazım İslam'ın yayılması için. Böyle bir şey yapmış olabilir Allah. Ama biz bir ayeti siler unutturup veya unutturursak veya ertelersek ifadesindeki ayetin diğer dua ayetleri olması daha şey gözüküyor, olası gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmedim ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli vardır ne de bir yardımcı. Yoksa siz de Resulünüzden bak sizin için Allah'tan başka ne bir veli vardır ne bir yardımcı. Tek velimiz Allah. Veli dost anlamına gelebildiği gibi önder anlamı da var velinin.
O yüzden işte Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin diyen ayetler. Veli edinmeyin der. Esas kelime velidir orada. Tek veli Allah'tır. O yüzden Allah dışında kimseyi veli edinmemelisin, önder edinmemelisin. Yani yoksa arkadaşlık kurmayın anlamında bir ifade yok orada. Yoksa siz de Resulünüzden daha önce Musa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz? Musa'dan Yahudilerin neler istediğini hatırlayın. İmanı küfürle değiştirmeye kalkan yolunu dosdoğru saptırmış olur. Ehli kitaptan birçoğu benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi imanınızdan sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi. Hem de gerçek kendilerini ayan beyan olduktan sonra. Allah'ın buyruğunu getirinceye değin, affedin, hoş görün. Allah her şeye gücü yetendir. Yine kötülüğü güzellikle savmayı emrediyor burada. Bir başka ayette şey der. Kötülüğü en güzel tavırla sav. Bir bakarsın sana düşmanlık besleyen kişi sımsıcak bir dost oluverir. Bu yapması zor bir şey. Bir sonraki ayette de şey diyor zaten. Böyle bir tavrı yani kötülüğü güzellikle karşılayabilmeyi büyük nasip sahiplerinden başkası yapamaz. O kadar nasipli birisi değilim demek ki ben de yapamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı duayı yerine getirin, zekatı verin. Özbenlikleriniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Hiç kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir. Yahudi yahut Hristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek dediler. Bu onların hurafeleri, kuruntularıdır. De ki onlara eğer doğru sözlüyseniz hadi gösterin susturucu kanıtınızı. Allah sadece Yahudiler cennete girebilecek yani Yahudileri. Sadece Hristiyanlar cennete girebilecek yani Hristiyanları eleştiriyor. O halde sadece Müslümanlar cennete girebilecek yani Müslümanların durumu ne? Ne farkı var? Bakara 62'ye göre cennete girebiliyor Yahudi ve Hristiyanlar, Sabiler. Bu onların hurafeleridir. De ki onlara eğer doğru söylüyseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı. İş onların sandığı gibi değil. Kim güzel davranışlar sergileyerek yüzünü Allah'a teslim ederse Rabbi katında ödülü vardır onun. Korku yoktur böyleleri için. Tasalanmayacaktır onlar. Çok önemli. Bak tekrar okuyorum. İş onların sandığı gibi değil. Sadece Yahudi ya da sadece Hristiyan girmiyor cennete. Kim güzel davranışlar sergileyerek yüzünü Allah'a teslim ederse Rabbi katında ödülü vardır onun. Korku yoktur böyleleri için tasalanmayacaklardır onlar. Burada ne kadar evrensel bir Müslümanlık tanımı yapılıyor değil mi? Allah ne diyor? Sen kendini Allah'ın yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Senin doğanda çünkü var İslam. Evet bir cadı kazanında var doğanda ama İslam fıtratı da var senin doğanda. Yani cennete girebilmek ya da Müslüman olabilmek için ille de Kur'an'dan haberdar olmak, Muhammed'den haberdar olmak gerekmiyor bu ayetlere göre. Bu şu an hiçbir Sünni'nin şunun bunun kabul edebileceği bir şey değil ama ayetlere göre Müslüman olmak çok daha evrensel bir şey. Ama tabii şu var Allah'ı tanımak şart. Ateistlerin işi yaş onu söyleyebilir. Gerçekten yani ateizmin çıkar yolu yok Kur'an'da. Ki Tanrı'ya inanmamak çok saçma gerçekten ya. Arkadaşlar yapmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şey üzerinde değil dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir şey üzerinde değil dediler.
Ve bunlar kitabı da okuyup dururlar. İlimden nasibi olmayanlar da aynen onların sözleri gibi söz etti. Tartışmaya girdikleri şey hakkında aralarında hükmü kıyamet günü Allah verecektir. Bu tartışmaya girdikleri konu hakkında aralarında hükmü kıyamet günü Allah verecektir gibi ifadeleri çoktur duyarsınız Kur'an'da okursunuz. Bu bazı tartışmaların sonu yoktur dünyada. Kısır tartışmalardır. Bunlar Allah'a ve ahirete bırakılmalıdır. Allah'ın mescitlerini içlerinde onun adı anılıyor diye engelleyen ve onun yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir? Böylelerinin mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır, ahirette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür. Doğu da batı da yalnız Allah'ındır. O halde nereye dönerseniz dönün orada Allah'ın yüzü vardır. Allah vasidir, varlığı sürekli genişletip büyütür. Alimdir, her şeyi en iyi biçimde bilir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, böyle bir şeyden arınmıştır o. Tam aksine göktekiler de yerdekiler de ona aittir. Oğlu, şusu, busu ontolojik olarak Allah'ın bir parçası değildir yaratıklar. Göktekiler, yerdekiler yani evren, Allah'ın mülkü, Allah'ın yarattığı yaratıktır. Bunların tümü onun önünde boyun eğmektedir. Gökleri ve yeri güzelliklerle donatarak yaratan Bedi odur. Bedi Allah'ın bir ismidir. Yani mükemmel anlamı vardır. Çok mütevazi Said Nursi'miz kendine Bediüzzaman unvanı alır. Zamanının harikası diye. Allah'ın sıfatından başka alacak sıfat bulamadın mı kendine? Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece ol der. Artık o oluverir. Bu kısımlarında yüzlerde, yüz onlarda ehli kitaba yani Yahudi ve Hristiyanlara bayağı bir eleştiride bulunuyor Kur'an. Fakat aynı surenin, Bakara suresinin bir 50 ayet öncesinde, 62. ayetinde de Yahudilerin ve Hristiyanların iyi olanlarının cennete de gidebileceğini de söylemişti. Yani Allah komple Yahudi diye bir şeyi algılayıp hepsini birden cehenneme ya da cennete koymuyor. Adamına göre muamele yapıyor. Adamına göre muamele yapıyor fakat en nihayetinde bunlar kolektif gruplar ve kendilerine has özellikleri de var. Bunlardan da bahsediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnan olsun ki bir Bakara 119. Biz seni hak üzere bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennem ehlinden suale çekilmeyeceksin. Cehennem yaranından sen sorumlu değilsin. Sen onların öz milletine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz. Söylediğin şeylerin önemi yok. Getirdiğin mesajın önemi yok. Onların milletinden misin değil misin? Bugün de bu böyle. Ne söylediğin önemi yok. Onların ideolojik kampında mısın değil misin? Önemli olan bu. De ki Allah'ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan Allah katından ne bir dostun olur ne de bir yardımcın. Kur'an'da pek çok ayette Muhammed tehdit edilir. Onlara meyledersen şöyle olur. Tebliğ görevini yapmazsan şöyle olur. Yan çizersen şöyle olur diye. Yani Kur'an Muhammed'i tehdit eden ayetlerle doludur. Kelimenin tam anlamıyla tehdit eder Allah Muhammed'i. Kendilerine kitabı verdiklerimiz onu okunuşunun hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Burada da yine ehli kitap arasında ayrım yapıyor. İyisi de var, kötüsü de var diye. Ey İsrailoğulları, size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi alemlerden daha üstün kılmıştım. Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, yani şefaat yok. Kimseden fidye kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve onların hiçbir yardım göremeyecekleri o günden sakının. Bu ayet, Bakara 123 ayeti, Kur'an'da bireyciliğin ve ahlaki egoizmin olduğunun tek başına ispatıdır. Her koyun kendi bacağından. Hani Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti.
Seni insanlara önder yapacağım. İbrahim, soyumdan birilerini de deyince Allah benim ahdim zalimlere ulaşmaz buyurdu. Ki kabul ediliyor İbrahim'in dileği, İsmail, İshak da peygamber. Halife, özür dilerim. Hatırla o zamanı ki biz o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Kabe'den bahsediyor. Bir toplantı yeri diyor. Yani Edip abi Kabe bir konferanstır derken haklı. Yani bugün yapılan hac ibadeti dönüp dolaşmak, şeytana hesapta taş atmak saçma sapan ibadetlerden ibaret. Kabe bir konferans yeri yani. Siz de İbrahim'in makamından bir dua namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû secde edenler için evimi temizleyin. İbrahim şöyle yakarmıştı. Rabbim şu kenti güvenli bir kent yap. Halkının Allah'a ve ahiret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır. Rab dedi ki küfre sapanları az bir nimetle rızıklandırır. Sonra da ateş azabına iletiveririm. Ne kötü bir dönüş yeridir. Bakın Kabe İbrahim'in inşa ettiği yer. Son dinin Mekke'den bir adama vahyedilmesinin sebebi de son dinin peygamberinin Mekkeli Muhammed olmasının sebebi de belki Kabe'yi kurtarma operasyonudur. Çünkü Kabe ilk başında tek tanrıcı bir ibadet yeri, toplantı yeri olarak inşa ediliyor. Fakat ardından putlarla dolup taşıyor. Belki de Kabe'yi kurtarma operasyonuydu. Muhammed'in peygamberliği. İbrahim şöyle yakarmıştı. Rabbim şu kenti güvenli bir kent yap. Halkının Allah'a ve ahiret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır. Rab dedi ki küfre sapanları az bir nimetle rızıklandırır. Sonra da ateş azabına itiveririm. Ne kötü bir dönüş yeridir o. İbrahim'in İsmail'le birlikte o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an. Rabbimiz bizden gelen niyazları kabul buyur. Sen, evet sen semisin, her şeyi çok iyi duyarsın. Alimsin, her şeyi çok iyi bilirsin. Rabbimiz, biz sana teslim olmuş iki Müslüman olarak kıl bizi. Soyumuzdan, özür dilerim biraz uzak duruyorum, zor okuyorum. Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et. Sen, evet sen Tevvapsın, tövbeleri cömertçe kabul edersin. Rahimsin, rahmetini cömertçe yayarsın. Ne güzel isimleri var Allah, ne güzel özellikleri var. Ne kadar insanın fıtraten hissettiği şeyleri doğruluyor Kur'an. Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir Resul gönder. Sen, evet sen azizsin, tüm ululuk ve onurun sahibisin, hakimsin, tüm hikmetlerin kaynağısın. İbrahim'in ve İsmail'in dualarında bir şey dikkatinizi çekti mi? Gelecek nesilleri çok fazla önemsiyorlar. Ben hiç gelecek nesiller hakkında duada bulunmam, dua etmem. Biraz fazla ahlaki egoist olduğum için olabilir. Ama İbrahim'in dualarında gelecek nesiller hep önemsenir. Onları da iyilerden kıl, onları da Müslümanlardan kıl, onlara da bir peygamber gönder. Bismillahirrahmanirrahim. Özbenliğini beyinsizliğe itenden başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o ahirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette. Selam olsun İbrahim'e. Bize de ona nasiplediklerini nasiple Allah'ım. Rabbi ona Müslüman olup bana teslim ol dediğinde şu cevabı vermişti. Teslim oldum alemlerin Rabbine.
İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak Müslümanlar olarak can verin. Bize de nasip et Allah'ım Müslümanlar olarak can Yoksa siz Yakup'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani oğullarına şunu sormuştu. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Cevapları şu olmuştu. Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Bak tüm hikayeyi anlatıyor İbrahim ve İsmail ile ilgili. Sonra da şunu diyor. İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Kazandıkları kendilerinindir. Sizin kazandıklarınız da sizin olacaktır. Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilmeyeceksiniz. İslam'daki şu liberalizme, her koyun kendi bacağından asılır anlayışına hayranım. O kadar adil ki, çok adil. İbrahim gerçekten çok etkileyici bir adam ya. Ya tabii burada hikayesinin bir kısmı anlatılıyor. Diğer İbrahim suresi var da. İbrahim'den bahsedilen çok yer var. Gerçekten hani olsa da sarılsam dediğim bir adam İbrahim. İbrahim'in babası zalimlerden öyle ki oğlunu ateşte yakarak öldürtecek kadar gözü kara bir adam. Ve İbrahim yine de babası için af diliyor. Allah ise İbrahim için diyor ki o herkes için endişelenen yufka yürekli bir adamdı. Biraz duygusaldı diyor yani. Yani mesela şunu hep söylüyorum. Ben İsa ile çok empati kuramıyorum. Tuhaf bir adam çünkü. Beşikte konuşuyor. Peygamber olduğunu bilerek doğuyor falan. Mucizeleri falan çok acayip böyle. Tövbe Allah'ım benzetmemden dolayı günah yazma. Melek gibi bir şey böyle İsa. Ama İbrahim çok bizden. Çok insan. Muhammed de öyle. Çok insan. Peygamber göremeyeceğiz. Muhammed Nebilerin sonuncusudur. Ama ya, yine de inşallah Allah karşımıza iyi insanları çıkarsın. Muhammed'in İbrahim'in karakterinde insanlar çıkarsın. Karşımıza çıkan insanlar gerçekten çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş. O da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti. Seni insanlara önder yapacağım. İbrahim soyumdan birilerinin de deyince Allah benim ahdim zalimlere ulaşmaz buyurdu. İbrahim'in bu tür geleceğe dair istekleri çok acayip. Soyundan birilerinin peygamber olmasını istiyor. Ve başka bir yerde de insanlar arasında öldükten sonra da iyi bir nama sahip olmayı diliyor dünyada. Ya çok tuhaf. Hani Allah'tan neden bu kadar dünyadaki göremeyeceğin geleceğe dair şeyler istersin ki? Bu tuhaf. İbrahim'in böyle istekleri var. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Mesela aranızda roman, senaryo yazmaya çalışanınız bunu bilir. Her lafı her karaktere söyletemezsin. Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin lafını Ömer Baba'ya söyletemezsin. Şimdi Kur'an'da da gerçekten yani peygamberler o kadar karakteristik özelliklere sahip ki evet bu lafı bu demiştir. Bu lafı Musa demiştir diyorsun yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırla o zamanı ki biz o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir dua yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin. İbrahim şöyle yakarmıştı. Rabbim şu kenti güvenli bir kent yap. Halkının Allah'a ve ahiret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır. Bak yine başkaları için istiyor. Rab dedi ki küfre sapanları az bir nimetle rızıklandırır sonra da ateş azabına eti veririm. Ne kötü bir dönüş yeridir o. İbrahim'in İsmail ile birlikte o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an. Rabbimiz bizden gelen niyazları kabul buyur. Sen, evet sen, Semisin, her şeyi çok iyi duyarsın. Alimsin, her şeyi çok iyi bilirsin.
Rabbimiz bizi sana teslim olmuş iki Müslüman kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan Müslüman bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et. Sen, evet sen Tevvapsın, tövbeleri cömertçe kabul edersin. Rahimsin, rahmetini cömertçe yayarsın. Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir Resul gönder. Sen, evet sen azizsin, tüm ululuk ve onurun sahibisin. Hakimsin, tüm hikmetlerin kaynağısın. Buralarda İbrahim'in başkaları için kaygılanan, çok merhametli biri olduğu başka bir yerde söylenir. Hep başkaları için bir şeyler istiyor buralarda İbrahim. Yani çok gönlü zengin bir adam gerçekten. Buraya kadar İbrahim'in duasını aktardı Allah. Şimdi Allah konuşuyor. Özbenliğini beyinsizliğe itenden başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Senin zararına onlara uymamak diyor. Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o ahirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette. Sahiden dileği kabul oluyor İbrahim'in. Üç dinde de çok önemli bir yeri var. Yahudiler İsa'yı kabul etmez. Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed'i kabul etmez. Ama İbrahim'in tüm dinlerde yeri var. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ona Müslüman olup bana teslim ol dediğinde şu cevabı vermişti. Teslim oldum alemlerin Rabbine. İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti. Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak Müslümanlar olarak can verin. Yoksa siz Yakup'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani oğullarına şunu sormuştu. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Cevapları şu olmuştu. Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz. Biz yalnız ona teslim olanlarız. İşte bunlar bir ümmetti. Gelip geçtiler. Kazandıkları kendilerinindir. Sizin kazandıklarınız da sizin olacaktır. Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilmeyeceksiniz. Yahudi yahut Hristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız dediler. De ki hayır öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde İbrahim milletinden olalım. O şirke bulaşanlardan değildi. Ehli kitapla Yahudi ve Hristiyanlarla ortak bir dil için İbrahim'i öne sürüyor Allah. Şöyle deyin Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, onun torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız Allah'a teslim olanlarız. Fakat bizde hep Muhammed'i bir daha üstün gösterme uğraşı vardır. Diğerleri sanki peygamberimiz değilmiş gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa hiç kuşkusuz iyi ve güzeli bulmuş olurlar. Eğer sırt dönerlerse artık onlar parçalanmış olurlar. Onlara karşı sana Allah yeter. En iyi işten en iyi bilendir o. Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir? Biz yalnız ona kulluk ederiz. De ki onlara, Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Oysa ki Allah hem bizim Rabbimizdir hem de sizin. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Biz yalnız Allah'a gönül verenleriz. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi yahut Hristiyanlardı mı diyorsunuz? Söyle onlara, siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı? Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. 141'de 150'ye kadar okuyacağım. İşte bunlar bir ümmetti. Gelip geçtiler kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da size. Onların yapıp ettiklerinden siz sorumlu olmayacaksınız. Aynı ayet ısrarla söyledim. Böyle bir din nasıl bireyci olmaz? İnsanlar içinden bazı beyinsizler onları yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi diyecekler. De ki doğu da Allah'ın, batı da o dilediğini dost doğru yola kılavuzlar. Bu şeyin, Kabe'nin değişmesi meselesi. Peygamberliğin ilk yılında Kabe'ye yönelmiyor.
sonra Kabe yön olarak tayin ediliyor. İşte böyle, biz sizi insanlar üstüne tanık olasınız, Resul de sizi üstünüze, sizin üstünüze tanık olsun diye orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Vasat ümmet diye de geçer. Yani vasatın bu bağlamdaki anlamı, hani ortalama, dandik değil. Yani orta yolu izleyen, aşırıya kaçmayan. Ölçülü olan. Ölçülü olan. Heh, tam kelime bu. Biz eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki Resul'e uyanı ökçesi üstüne gerisi dönenden gerisin geri dönenden ayıralım. Bu Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakileri gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir. Bizlere de acı, bizlere de merhamet et Allah'ım. Yalvarırım sana, yalvarırım. Biz senin yüzünün habire göğe doğru çevrildiğini elbette görüyoruz. Hoşlanacağın bir kıbleye seni elbette döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne döndürün. Kendilerine kitap verilenler onun Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir. Yemin olsun ehli kitaba sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Eğer sen ilimden nasibin sana geldikten sonra onların boş ve iğreti arzularına uyarsan, işte o zaman kesinlikle zalimlerden olursun. Muhammed çok sayıda ayette tehdit edilir Allah tarafından. Hatta bir yerde bir takım sözleri bize isnat ederse onun can damarını alırız diyor. Yani öldürmekle tehdit ediyor Allah Muhammed'i. Yani Muhammed'in imtihanı devam ediyor. Hatta peygamberlikten sonra imtihanı çok daha zorlaşıyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bununla birlikte içlerinden bir zümre bilip durdukları halde gerçeği izliyorlar. Hani peygamber bizim aramızdan çıkmalıydı. Niye Araplardan çıktı muhabbeti? Cebrail'i düşman ediniyorlardı. Yine Bakara suresinin önceki ayetlerinde okumuştuk. Neden Cebrail'e düşmanlar? Çünkü vahyi yanlış adama getirdi diye. Gerçek Rabbinden gelir. O halde sakın kuşkuya düşenlerden olma. Değil mi? Cebrail'in ayetinde bir vesiledir yani. Allah'tan geliyor esas gelen. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir. Bu çok sevdiğim bir ayet. Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a döndür. Bu elbette Rabbinden gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanların elinde sizin aleyhinize bir delil bulunmasın. Onların zulme sapanları müstesna. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Yüzünüzü Mescid-i Haram'a dönün ki üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ve bu sayede güzeli ve iyiyi bulmanızda umulmaktadır. Şimdi 150'ye kadar okudum. Burada bitiyor kıble muhabbeti. Ben ne olur ne olmaz diye hep kıbleye yönelerek kılarım namazımı. Ama burada namaz esnasında kıbleye yüzünü dön gibi bir emir yok. Fark ettiniz mi? Yani daha çok o bir duruşu temsil ediyor. Mescid-i Haram'a yüzünü dönmek. Sanki manevi bir şey, fiziki bir şey değil de manevi bir yöneliş gibi. Bu ayetlerden yola çıkarak ben kıbleye dönmek namazda farzdır diyemiyorum mesela. Nitekim nereye dönerseniz dönün, hani Allah oradadır ayeti de var ya. Bu şu an sesli konuşuyorum. Bundan ben de emin değilim. Yani dediğim gibi namaz kıldığım zaman ne olur ne olmaz ben kıbleye doğru kılarım. Aplikasyonlarımız doğruyu gösteriyorsa eğer.
Ama kıble namazın bir şartı olmayabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun ki sizi korku, açlık, mallardan, canlardan, meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Yani işte kötülük probleminde hep öne konulan konu. Anlaşılmayan konu şu. Allah bu dünyada bize cenneti vaat etmiyor. Bu dünya bir sınav yeri diyor ve sizi baksana. Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltme türünden şeylerle imtihan edeceğiz. Mutlaka diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte keşke şu tavra ulaşanlardan olsam. Olduğum oluyor ama her zaman değil. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler. Biz Allah içiniz ve sonunda ona dönüp gideceğiz. Ne kadar bilge bir tavır. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var. Bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar. Safa ile Merve Allah'ın belliklerindendir. O evi hac veya umre ile ziyaret edenin onları tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim içinden gelerek bir hayır işlerse Allah şakirdir, teşekkür eder, alimdir, en iyi biçimde bilir. Kur'an'da sadece namazın değil hac gibi tüm ibadetlerin detayları anlatılır. Farklı surelerde geçer, evet, ama o surelerde geçen ayetleri alt alta koyduğunda ibadet ortaya çıkıyor. Hadislerle uğraşanlar da bir oradan, bir buradan, bir şuradan hadis toplayıp kendilerine ibadet şekli yaratıyorlar. Halbuki aynı özeni Kur'an'a göstersen, Kur'an'da X ibadetinin geçtiği ayetleri alt alta koysan göreceksin ki Kur'an yeterli ve ibadetleri anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İndirdiğimiz açık seçik delillerle kılavuz mesajı biz onu kitapta insanlara ayan beyan gösterdikten sonra gizleyenlere işte onlara hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder. Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte böylelerinin tövbesini kabul ederim. Doğrusu ben tövbeleri çok çok kabul edenim. Rahmeti sınırsız olanım. Sübhanallah. Ayetlerimizi inkar etmiş ve küfre batmış halde ölenlere gelince Allah'ın meleklerin ve tüm insanların ilenci onlar üstünedir. Sürekli o lanetin içindedirler. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız vahittir. Bir tek ilahtır. İlah yoktur ondan başka. Rahmandır o, Rahim'dir. Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra toprağa dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgarların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur eden bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız işler, ibretler vardır. Kim kurdu bu sistemi diyor Allah yani. Tamam, mekanizmaları açıklayabilirsiniz ama bu mekanizma hiçbir şeysiz mi yaratıldı? Yok muydu tasarımcısı? İnsanlar içinde öyleleri vardır ki Allah'ın dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındır. Zulme saplananlar azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edebileceklerini anlayabilseler. O zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık. Aralarındaki bağlar parçalanıp koptu. İzleyenler şöyle demiştir. Ne oldu bir kez daha imkan verilse de şunların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. Reenkarnasyona reddiye. Başka şans yok. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendilerine yönelmiş özdeyişler olarak gösterir. Ama artık ateşten çıkamazlar. Bir daha gitmek yok. Cem Yılmaz'ın deyimiyle ben geri döneceğim. Bak.
Ey insanlar, yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin, çünkü o size açık bir düşmandır. Hiç kuşkusuz o size kötülük, çirkinlik, düzensizlik ve pislik emreder. Ve size Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur durur. Allah'a şükür Kur'an'a hakimim. Kur'an'a göre cevap vermeye çalışıyorum birçok soruya ama bunu ben de yapıyorumdur belki. Allah affetsin ama insanların din hakkında konuşanların çoğunda bu bilgisizliği öyle görüyorum ki. Yani şunu, size Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur durur. Bu hala dipdiri, taze bir tespittir bu. Evrensel bir tespit. Burası çok güzel işte bak. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun. Allah'ın indirdiğine Kur'an. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler. Onlara Allah'ın indirdiğine, yani Kur'an'a uyun dendiğinde onlar der ki hayır. Biz atalarımızı bu hadisler, mezhepler, tasavvuf bunlar üzere bulduk. Bunların yolundan gideceğiz biz. Bu insanlar çok samimiydi. Çok samimi mücadeleler verdiler. Hadisler kolay toplanmadı. İlim var burada, usul var. Ben bunların yolundan gideceğim. İyi de onlar Allah'ın indirdiği değil. Onu ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. O küfre sapanların durumu bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler. Ey iman sahipleri, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Allah size leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın sınırı aşmadan, haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu bir basit ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşlerinden başka bir şey yemiş olmazlar. Din hakkında konuşmak ne kadar aslında riskli bir iş. İyiye de kılavuzluk edebilirsin, kötüye kılavuzluk edip cehennemdeki döşeğini hazırlıyor da olabilirsin. O yüzden Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'a dayanarak konuşacaksın. Her konuda, her dini konuda. Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe. Çok Allah'ım sen koru ama muhteşem bir dalga geçme yöntemi değil mi? Lafa bak. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe. Bu böyledir çünkü Allah kitabı hak olarak indirmiştir. Kitapta çekişmeye girenler bütünden uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler. Evet. Kur'an'dan birçok ayette kitap diye bahseder ve der ki kitapta çekişmeye girenler bütünden uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler. Kur'an bütüncül bir kitaptır. O yüzden diyorum ya A, B, C surelerinde geçen ilgili ayetleri üst üste koyup bir konu hakkında öyle karara varırız. Bütünsel bakmayı öğreten bir kitap Kur'an. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik değildir. Hayırda erginlik o kişinin hakkıdır ki Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir. Namazı yerine getirir, zekatı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar. Bolluk ve bereket zamanı kadar zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar, bunlardır takva sahipleri. Bizlere de özü sözü bir olanlardan et Allah'ım.
Şimdi ayette dikkat çekici iki nokta var. Birincisi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini bayağı tarif ediyor. Uyumsuz bakacağım okuduktan sonra. Bir de şu var. İlk cümlesi ayetin. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik değildir. Hayırda erginlik o kişinin hakkıdır ki Allah'a inanmak, yardım etmek falan filan. Yani burada sanki namazda kıble yok mu? Çok ya da çok önemli değil mi? Onu mu söylüyor? Çünkü bir önceki ayetlerde kıbleden bahsediyordu. Bir de şu var. Verirken malını seve seve vereceksin. Bak motivasyonunun ne olması gerektiğini söylüyor. Biri bana şey sormuştu. Sevme, Allah'ı sevmeden ibadet etsek olur mu diye. Ben de bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını söylemiştim. Burada görüyoruz ki ibadetin bile seve seve içten gelerek yapılması lazım. Hani malından verdin mi? Öyle canından bir parça kopmuş gibi zorla vermeyeceksin. Severek ahiretime yatırım yaptım. Allah rızası için bir iş yaptım diyerek yapmalısın. Uyumsuz okuyayım. Hocam uzun zamandır yazdığım birkaç film ve dizi senaryosu var. Yalnız öyle bir devirde yaşıyoruz ki yazdığım böyle şeylerin daha önceden yapıldığını görüyorum. Bu benim de çok başıma gelen bir şeydi senaryo yazarken. Lan bu şurada var mıydı? Daha önce var mıydı diye. Gibi dizisi misali senaryolar artık talep ediliyor ama bu tür işler şimdi senaryo yazacağım deyip masalarına oturmakla yazılmıyor. Yani bilmiyorum. Benzerlik olabilir. Normal bu devirde artık. Çok fazla iş yapılıyor. Benzerliğin olması normal. Önemli olan senin özgün yanlarının olması. Benzerlikler olsa da özgün yanların olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, köle dişiye karşılık dişi. Yani buradaki ifade şey, hani bir aileden bir dişi öldü, kadın öldü, sizden de kadını öldüreceğiz değil. Yani kısastan bahsediyor. Dişe diş, göze gözden bahsediyor yani. Yoksa suç şahsidir tabii ki. Kim öldürdüyse o kişiyi o cezalandırır. Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. Yani fidye karşılığı affedilebiliyor ama işte bu Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır. Ey aklı ve gönlü işleyenler, kısasta sizin için hayat vardır. Bu sayede korunmanız bulunmaktadır. İçinizden birine ölüm geldiğinde eğer bir hayır bırakacaksa üzerine yazılan şudur. Ana babaya, akrabaya, örfe uygun vasiyette bulunmak. Takva sahipleri üstüne bir hak olarak. Eğer oralara gelirsek biliyorsunuz Nisa 11-12'de Allah miras paylaşımının nasıl yapılacağını belirtir. Şu kadarı kıza, şu kadarı ana babaya, şu kadarı bilmem kim akrabaya falan gibisinden. Fakat Nisa 11-12'de anlatılanlar aslında biraz formalite. Hiç vasiyetin yazılmadığı durumda olan şey. İnsana yakışan şey bir vasiyet yazması. Bilhassa yaşlıların kimin ne zaman önce öleceği belli olmaz tabii ama yaşlıların vasiyetini yazması. Yani Nisa 11-12'deki oranları rehber alabilirsiniz ama istediğiniz gibi de vasiyet yazabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani örfe uygun vasiyette bulunmak diyor. Allah birçok zaman örfü, kültürü tanır aslında. Ey aklı ve gönlü işleyenler. Kısas da sizin için. Pardon. Kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse hiç kuşkusuz bunun günahı onu değiştirenler üzerindedir. Yazılan vasiyeti başkasının değiştirmesinden bahsediyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kim vasiyet edenin haksızlığa sapmış veya günah işlemiş olmasından endişelenip de ilgililerin arasını bulursa ona günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhamet edicidir. Ey iman sahipleri, şimdi oruçtan Kur'an'da tek bahsedilen ayetlere geliyoruz. Dört tane. Ey iman sahipleri, oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Yani oruç deyince
bir insan neyin anlatıldığını biliyor. O bizden öncekilerde de, o zamanki Mekkeli Müslümanlardan öncekilerde de oruç vardı çünkü. Sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. Bir gün cezası yani. 61 gün yok. Bostan'da bir gün. Bir de şu kesim var. Oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen fidye olarak bir yoksul doyurmaktır. Benim gibi sigara yüzünden oruç tutamayan bir kıyarsanız Allah tamam orucun sevabından mahrum kaldın ama fidyesini ver der. Bir yoksulu doyurmaktır der fidye. Kim bir mecburiyeti olmaksızın içinden gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayırlı olur. Yani tamam bu yaptığın iyi bir şey, hayırlı bir şey. Fidye için o şey, oruç tutamadığın için fidye vermek güzel bir şey ama böyle bir mecburiyet olmadan lalet tayin bir zamanda içinden geldiği için malından verirsen bu daha da hayırlıdır diyor Allah. Ve oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Evet, yani oruçta zorluk dayananlar fidye olarak bir yoksulu doyursun diyor ama oruç daha hayırlı tabii ki. İdeal olan şey Ramazan'da oruç tutmamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan o aydır ki insanlara kılavuz olan, iyi kötü ayrımıyla hidayete kanıtlar getiren Kur'an onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister. O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister ve şükretmenizi olmaktadır. Kullarım sana benden sorarlarsa ben garibim. Gerçekten çok yakınım. Çok yakın. O yüzden aracıya gerek yok. Dua edenin çağrısına bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Sübhanallah. Hadi onlar da bana karşılık versinler. Bana inansınlar ki doğru ve iyi bulabilsinler. Ve oruçla ilgili son ayetimiz. Tüm Kur'an'daki son ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Oruç gecesi kadınlarınıza cinsel yaklaşım size helal kılınmıştır. Onlar sizin için giysidir. Siz de onlar için giysisiniz. Bu çok edebi bir ifade yani. Birbiriniz için giysisiniz diyor. Doğru. İdeal bir ilişkide, güzel bir eş ilişkisinde giysisiniz birbirinize sahiden. Allah sizin öz benliklerinize yazık etmekte olduğunu bilmiş, tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiştir. Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Yani diye önceki milletlerde iftardan sonra cinsel ilişki de yasakmış demek ki. Ama artık bu kaldırılmış. Ve ne zaman oruç başlar? Tan yerinin beyaz ipliği, siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyin için, sonra da orucu gece oluncaya değin tamamlayın. Gece karanlığında okunan ezanın hiçbir kıymeti yok. Bu Diyanet'in kıçından uydurması. Bak aç pencereyi, bakıyorsun sence aydınlık karanlıktan ayırt ediliyor mu? Aydınlık başlamış mı? Orada yemeği içmeyi kesiyorsun. Süleymaniye Vakfı'nın imsakiyesini tavsiye ederim bu yüzden. Yani pencereyi açıp ikide bir gündüz doğdu mu diye bakmaktansa Süleymaniye Vakfı bunun hesabını yapmış. Çok doğru bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada zevcelerinizle cinsel temas kurmayın. İşte bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklar ki korunabilsinler. Şu ana kadar okuduğumuz son dört ayette oruçla ilgili her şey anlatıldı. Geri kalan kafa ütülemektir. Bakara suresindeki Yahudilerin yaptığı gibi tamam inek keseceğiz de ineğin rengi ne? Yaşı kaç? Falan diye işi yokuşa sürmektir. Size açıklanmayan şeyleri sormayın. Onlardan affedilmişsinizdir der Allah.
özellikle bir şey belirtmediyse Allah, onda serbestsizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Malları aranızda haksız ve uydurma yollara başvurarak yemeyin. Bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın. İnsanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın. İşte ben dedim ya, artık çok küfür yiyorum. Popülaritem arttı ve dayanamıyorum. Dava etsem mi diye. Haksız kazanç bu ya. Bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın. Yani kötü sözün böyle bir maddi cezası yok Kur'an'da. Belki yaparsın da bağışlarsın paranı, bilmiyorum. Sana diğer aylardan sorarlar. De ki onlar insanların çeşitli yararları ve bir de hac için vakit ölçüleridir. Hayır, derginlik, dürüstlük evlere arkalarından girmeniz değildir. Hayır da ergin o kişidir ki takvaya sarılıp korunur. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilirsiniz. Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın. Zulme sapmayın. Çünkü Allah sınır taşmaz azgınları sevmiyor. Savaşta da kısas vardır yani. Sana saldırıldığı ölçüde saldırırsın. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Of, Kur'an ne diyor? Aman Allah'ım. Onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne ve baskı ve bozgunculuk öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Yani saldıran taraf olamıyoruz. Sadece nefsi müdafaa savaşı var Kur'an'da. Onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Sadece nefsi müdafaa savaşı var. Eğer çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası. Eğer savaşı sona erdirirlerse Allah çok affedici, çok merhametlidir. Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez. Haram ay haramaya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde azgınlık edip size saldırana aynı demin dediğim şeyi söylüyor. Size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Kısas. Şiddet aynı olacak. Allah'tan sakının ve bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. En son şeydir. Size savaşanla siz de çarpışın. Onlar çarpışmadıkça onlarla çarpışmayın. Çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez. Yani barış ne kadar ağır basıyor. TB5 ateistlerinin görmediği ayetlerdir bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Hala haccı anlatıyor. Yoksa niye olsun ki? Hac ayetlerini atlayabiliriz aslında. Bir kısmını okumuştuk, kısmını okumamıştık. Haccı A'dan Z'ye kadar anlatır Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 200. Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Allah'ı anın. Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla. İnsanlardan bazısı şöyle der. Ey Rabbimiz, bize dünyada ver. Böylesi için ahirette bir nasip yoktur. Şimdi bak, dünyada istemeyi kötülemiyor. Sadece dünyada istemeyi kötülüyor. Çünkü dünyada her tür şekilde kötü yollarla bile para kazanabiliriz. Ama nasıl dua et diyor bak. Onlardan kimi de şöyle yakarır. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. Bu benim yıllardır sürekli her fırsatta gece yatarken ettiğim duadır. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. Çilecilik var mıymış Kur'an'da? Güzeli isteyin diyor.
Onlardan kimi de pardon. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen 2 gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir, ertelerse sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan sakının ve bilin ki onun huzurunda haşredileceksiniz. Bu da haccın devamı ile ilgili bir ayet. Yoksa Allah'ı sayılı günlerde anın diye bir şey yok, her fırsatta anın. İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında, iş başına geçtiğinde, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Oysa ki Allah fesadı sevmez. Kur'an'da çevre etiği var. Ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Kur'an'da çevre etiği var. Ona Allah'tan sakının dendiğinde gurur kendisini günaha götürür. Böylesine cehennem yeter. Gerçekten ne kötü yataktır o. İnsanlardan öylesi de vardır ki benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Allah kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. İşte bak, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Ticaret ve hayırlı bir ticaret. Rasyonel egoizm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman sahipleri, hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra yine yan çizerseniz şunu bilin ki tüm yüceliklerin, tüm hikmetlerin sahibi Allah'tır. Onlar Allah'ın ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerini gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün iş ve oluşlar sonunda Allah'a döndürülür. Sor İsrailoğullarına, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki Allah'ın azabı pek zorludur. Temizi pise çevirmeyin. İğreti, sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir. İman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah dilediğine hesapsız bir biçimde rızıklandırır. İnsanlar bir tek tük ümmetidir. Evet, bu elimizdeki hikayede zaten bunu onaylıyor. Afrika'daki bir toplumdu yani insanlar. İnsanlar bir tek ümmetidir. Sonra Allah peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi. O kitapta anlaşmazlığa düşenler, o kitap kendilerine verilmiş olanlardan başkaları değildi. Bunlar kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden çekişmeye girmiştir. Sonra Allah kendi izniyle inananları üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı. Allah dilediği kişiyi, dileyeni dosdoğru yola iletir. Bu çok önemli bir ayet işte. Kötülük problemine cevap büyük ölçüde. Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş olanların karşılaştıklarının benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara şiddetler, belalar ve zorluklar gelip çattı. Öyle ki Resul ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diye yakarıyordu. Haberiniz olsun ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Sana neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki, infak ettiğiniz mal ve nimet, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalanlar için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir. Bir de bir başka ayette akrabadan başlayın der Allah vermeye. Hoşunuza gitmemekle birlikte savaş üzerinize yazılmıştır. Savaş insanlığın bir kaderi, insanın doğası böyle. Ve nefsi müdafaa savaşı da evet hoşumuza gitmez. Kimin gider ama
bir zorunluluk. Nefsi müdafaa savaşına katılmamak, kaçmak, sevdiklerini ortada bırakmak onurlu bir tavır değil. Bu çok gerçekçi bir ayettir. Kur'an zaten gerçekçi bir kitaptır baştan sona. Hoşunuza gitmemekle birlikte savaş üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Ama Allah yolundan alıkoymak, ona ve mescidi harama nankörlük etmek, ora halkını oradan sürüp çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Yani dikkat ederseniz Müslümanlar hep savunma savaşı yapan adamlar. Hiçbir yerde saldırmıyorlar. Fitne, baskı ve bozgunculuk cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Bence de. Cehennemin ölümden daha kötü olması gibi. Fitne ve bozgunculuk, baskı, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Eğer güçleri yetse sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. İçinizden kim irtidat edip dininden döner de kafir olarak ölürse, böylelerin amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ateş ehlidir onlar, sürekli kalacaklardır orada. Din değiştiren işinin işi Allah'a kalmıştır diyor. Mezhepler de diyor ki dinden dönenin katli vaciptir. İşte bu şirktir. Allah adına kural koymak. Kur'an'da hiç olmadığı halde. İnanıp hicret eden ve Allah yolunda uğraşıp didinenlere gelince onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki bu ikisinde büyük bir günah vardır. İnsanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür. Buna öyle şahidim ki Allah'ım. Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin. Bütün ibadetlerde ulema, mezhep imamları, mezhepler arttırmaya gitmiştir. Bir tek zekatta 40'ta biri diye azaltmaya gitmiştir. Oysa ki Allah bak neleri ver diyor. Allah ayetleri size böyle açıklar ki derin derin düşünebilirsiniz. Dünya ve ahiret hakkında. Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki onları işe yarar hale getirmek kendileri için daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Tabii bir de oradaki toplumun da demografisi gereği savaşta ölenler çok oluyor ve yetimler bir konu yani orada bir problem yani. Ve Müslümanların üstüne görev o çocukları sahiplenmek. Allah bozguncuyu barışseverden ayırmasını bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora sürerdi. Allah tüm onurların sahibi, tüm hikmetlerin sahibidir. Müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İşte Cemre senin anlattığına göre sevgililer de zina yapmıyorsa zina ne ki? Al müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Kaldı ki ensest var. Evli biriyle yapmak var. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın müşrik bir kadından müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onları iman edinceye kadar nikahlanmayın. İnanmış bir köle müşrik bir erkekten o hoşunuza gitse de çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki düşünüp öğüt alabilsinler. Sana adet halini de sorarlar. De ki o insana rahatsızlık veren bir haldir. Hayızlı oldukları sırada kadınlardan uzak durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın. Cinsel manada yaklaşmak tabii ki. İyice temizlendiklerinde Allah'ın emrettiği yerden onlara gidin. Şu bir gerçek ki Allah çok tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever. Kadınlar sizin tarlanızdır. Bu ayeti genellikle çok eleştirir ateistler ama bence çok güzel bir ayet. Kadınlar sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Özbenlikleriniz için önceden bir şeyler gönderin. Allah'tan sakının ve bilin ki
Ona mutlaka ulaşacaksınız. İman sahiplerine müjde ver. İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza, insanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah'ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah her şeyi duyar, her şeyi bilir. Allah sizi dil sürtmesi sonucu lakırtı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz. Ulan şerefsizim, öldüreceğim seni var ya dersin adam, ama lafın gelişidir. Onun gibi sorumlu değilsin. Ama o sizi kalplerinizin kazandığından hesaba çeker. Allah gafurdur, çok affeder, halimdir, çok yumuşak davranır. Kadınları hakkında ila yapanlar, yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir artık. Yoksa boşanma gerçekleşir diyor. Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse şüphesiz Allah çok iyi işten çok iyi bilendir. Karar kesinse de o zaman hemen boşanabiliyorsunuz. Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet ve temizlenme süresi beklerler. Ne için? Yeniden evlenmek için. Peki boşanmış kadınlar neden 3 regl süresi bekliyorlar? 2 sebebi var. Birincisi, hamile mi değil mi, bu anlaşılsın. İkincisi ise muta nikahının, fuhuşun önüne geçmek. Yoksa kadının boşanır boşanmaz tekrar evlenme hakkı olsaydı, senle evleniyorum, sikişiyorlar. Seni boşuyorum, senle evleniyorum. Değil mi? Fuhuş legal hale gelirdi. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmakta iseler, Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal olmaz. Yani hamileyseniz gizlemeyin deniyor. Kocaları bu süre içinde herhangi bir şekilde barışmak isterlerse, eşlerini geri almaya herkesten çok daha hak sahibidirler. Kadınlar örfe uygun biçimde sorumluluklarına benzer hakları da vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah azizdir, hakimdir. Çünkü erkek koruyucudur, ev geçindiren breadwinner'dır. Bismillahirrahmanirrahim. Boşanma 2 kezdir. Bunun ardından ya iyilikle tutmak ya da güzelce serbest bırakmak gerekir. Onlara verdiğinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Erkekle kadının Allah'ın sınırlarını korumada endişe etmeleri hali başka. Erkek ve kadının Allah'ın sınırlarını duramayacaklarından kaygılanırsanız, o zaman kadının verdiği fidyede ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın. Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin ta kendileridir. Ben bu ayetleri ilk okuduğumda ne kadar güzel ayarlamış şu evlilik hukukunu. Sana yani diğer insanlara da bir sorumluluk yüklüyor, aracı olmak falan gibisinden. Kadının hakkını asla yedirmiyor, malını geri alma falan diye. Ne kadar güzel ayarlamış diye düşünmüştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün bunların ardından erkek kadını boşarsa, yani üçüncü boşanmada, bundan sonra başka bir eşle nikahlanancaya kadar ilk erkeğe helal olmaz. İkinci erkek kadını boşadığında boşanan kadınla İlk erkek Allah'ın sınırlarını koruyabileceklerini düşünürlerse birbirlerinin de dönmelerinde sakınca yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki Allah bunları bilgi sahibi bir topluma açıklar. Buralarda biraz şerri ayetleri okuyacağız. Bakara'nın son kısımları bayağı şerri kısımlarla alakalıdır. İki boşamadan sonra tekrar üçüncü kez evlenmemeyi ben çok garipsiyordum. Fakat yani burada şu var, artık bu işi çocuk oyuncağına çevirdiniz. Bak olmuyor. Ve dünya geniş. Başkasına git artık. Olmuyorsa olmuyor, zorlama. Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini tamamladılar mı? Ya onları örfe uygun olarak tutun yahut da örfe uygun olarak serbest bırakın. Yani boşansan bile bir kadını hala aile üyesi olarak hanende tutabiliyorsun. Bilhassa geçim sıkıntısı varsa. Onları zulmetmenin, ama tabii eşi konumunda olmuyorsun. Yani cinselliğinden falan faydalanamazsın. Onları zulmetmeniz için zararlarına olacak bir biçimde tutmayın. Zorla tutmayın diyor. Yani karşı tarafı içinde okeyse tut diyor. Bunu yapan özbenliğine zulmetmiş olur ki Allah'ın
koyduğu her sınıra karşı gelen özbenliğine zulmetmiş olur. Çok az bir çıkar karşısında çok büyük bir çıkarı, Allah'ın rızasını satmış olur. Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve kendisiyle size bir öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıklarında kendi aralarında örfe uygun olarak anlaşmışlarsa eski kocalarıyla nikahlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın. Bu sizin Allah'a ve ahiret gününe inanmış olmanıza verilen öğüttür. Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir. Allah bilir siz bilmezsiniz. Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlamak isteyenler için tam 2 yıl emzirirler. Yani bu bir zorunluluk değil ama dileyen için 2 yıl. Bunu tavsiye ediyor Allah. Annelerin yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun biçimde hazırlamak çocuğun babasına aittir. Yani evin geçimi, çocuğun bakımı evin babasında. Baba breadwinner. Bu yüzden mirastan daha fazla pay alıyor erkek. Tüm maddi yük onun erkeğin üstünde. Hepsi benlik, özür dilerim. Hiçbir benlik yaratılış kapasitesi dışında bir şeyle yükümlü tutulamaz. Bunun felsefedeki kanunlaştırılmış hali out implies can. Yani meli bilmeyi içerir. Hiçbir benlik yaratılış kapasitesi dışında bir şeyle yükümlü tutulamaz. Anne çocuğu yüzünden çocuğun babası da kendi çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçı için de aynı ilke uygulanır. Eğer anne baba karşılıklı anlaşma ve danışma sonucu çocuğu sütten kesmek isterse kendilerinde günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak belirlediğiniz ücreti güzelce teslim etmek şartıyla bunu yapmanızda bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki yapmakta olduklarınızı en iyi biçimde görmektedir. Son okuduğumuz ayetlerde kaç kere örfe göre, örfe uygun bir biçimde dendi. Farkındasınız değil mi? Yani Allah sağduyumuzu devre dışı bırakmıyor. Bir toplumun kültürel normlarını zalimce değillerse tamamen devre dışı bırakmıyor. İçinizden ölüp de yani kıyafette de bu böyle yani. İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri 4 ay 10 gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerine uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmaları için bir sizin için yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur. Allah yapmaklı olduklarınızdan gereğince haberdardır. Arkadaşlar 3-4 bayağı var. Bu ayetleri atlayayım mı, okumaya devam edeyim mi? Yani ben biraz daha mana odaklı hani ayetleri seviyorum. Bu ayetleri okumaya devam etmemi ister misiniz? Evlendiğinizde bakarsınız bu ayetlere. Ya da boşanacağınızda. Tamam. 4 ayet atladım. 238'e geçtim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı ve orta namazı koruyun. Tam bir saygıyla Allah'ın huzurunda kıyam edin. Orta namazın ne olduğu hakkında farklı görüşler var ama bence gayet öğle namazı. Yani. Bir diyor ki gündüzün iki ucunda namaz kılın diyor bir ayette. Bu da gayet akşam namazı ve sabah namazı. Bir de orta namazdan bahsediyor. Akşam ve sabahın ortasında ne var? Bir korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Vay vay vay, bunu hatırlamıyorum ya. Ne kadar güzel ya. Vasiyet bırak diyor yani. Güvendiğin insanlara vasiyet et. Ailene bir süre baksınlar. Durumu toparlayıncaya kadar.
Eğer kendileri çıkarlarsa onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Yani şey diyorlar ya işte, kadın hiçbir iş bilmiyor, okula gitmemiş, adama bağımlı. Bu nasıl toplum yapısı? Allah resmen ne yapayım diyor. O kadın boşanma hakkına sahip ve boşanırsa bir süreliğine bir geçim imkanı sağlayın, iş bulun onlara. Yani bir boşanmışın üzerinde diğer insanlara sosyal bir sorumluluk yüklüyor Allah. Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah ayetlerini sizde işte böyle açıklıyor. Allah'ın şu Kur'an'da çizdiği toplum gerçekte var olsa ne güzel olurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah insanlara çok lütufkardır fakat insanların çokları şükretmezler. Yine çoğunluktan hiçbir ayette iyi bahsedilmez. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi duyar ve bilir. Kim var Allah'a güzel bir şekilde borç verecek ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak arttıracaktır. Allah kabz haliyle kısar, bast haliyle açıp genişletir ve yalnız ona döndürülürsünüz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının kodamanlar meclisini görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle bir demişlerdi. Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım. Peygamber dedi ki üstüne savaş yazılır da savaşmazsanız, üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak? Dediler ki nasıl Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük. Nihayet üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevirdiler. Tipik Yahudi. Allah zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara dedi ki Allah Talut'u size kral gönderdi. Şöyle konuştular. O bizim üzerimizde nasıl saltanat kurabilir? Yönetimde biz ondan daha çok hak sahibiyiz. Ona bir mal genişliği de verilmemiştir. Peygamber dedi ki Allah onu seçip size üst olarak gönderdi. Onu bilgi ve beden gücü yönünden üstün kıldı. Allah mülkü dilediğini verir. Allah mülkü genişletendir. Her şeyi bilendir. Nebileri onlara şöyle söyledi. Onun mülk ve saltanatının belirtisi o tabutun size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir huzur Harun hanedanının, Musa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleri için sizin iseniz sizin için bunda elbette bir ibret vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Talut askerleriyle yola çıkınca dedi ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. O halde ondan içen benden değildir ama onu tatmayan bendendir. Eliyle bir avuç alan kişi başka. Diyorum ya Allah bir şeyi sadece zararlı olduğu için yasaklamaz. Sırf imtihan olduğu için de yasaklar. Ve Allah o şeye yanlış derse o şey yanlış olur. Şu ırmaktan içmeyin demiş mesela orduya. Ne var ki ırmaktan su içmekte? Değil mi? Ahlaki bir şey mi? Irmaktan su içmek, su içmemek. Normal koşullarda ahlaken niteliksiz bir eylem yani. Kahvaltıda yumurta mı yiyeyim, menemen mi yiyeyim gibi bir şey. Ama Allah onu imtihan aracı yaptıysa o ahlaki bir içerik sahibi olur. Buna divine command teoride diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun ardından pek azı müstesna olmak üzere ondan içtiler. Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçtiklerinde şöyle dediler. Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur. Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular. Sayıca az nice topluluk vardır ki sayıca çok nice topluluğu Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Calut ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır.
ayaklarımızı yere sağlam bastır ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. Bu da benim fix dualarımdandır. Çok güzel bir dua. Tekrar okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Ve Allah Davud'a mülk, saltanat ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ama Allah alemlere karşı çok lütufkardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri. Onları sana hak olarak okuyoruz. Yemin olsun ki sen gönderilen elçilerdensin. İşte Resuller, biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır. Bu muhakkak, muhakkak. Fakat bize düşen peygamberleri birbirinden asla ayırmamaktır. Allah onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le güçlendirdik. Allah dileseydi onların ardından gelenler açık seçik mesajlar kendilerine ulaştıklarından sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ne var ki Allah dilediğini yapıyor. Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın. Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir. İşte Kur'an'daki bireycilik anlayışı harika bir şekilde anlatılıyor. Zekat, diğerken bir eylem. Nasıl bencil olabilir ki ya diyoruz. Ama o gün, o sorgu günü, alışveriş, dostluk, şefaat bunlar yok o gün. O gün gelmeden önce yap bunu ki kurtuluş er. Ve ayetel kürsi, bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başka ilah yok, haydır o, sürekli diridir, kayyumdur o, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır ona, ne kendinden geçme, ne uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız onundur. Onun huzurunda bizzat onun izni olmadıkça kim şefaat edebilir? O insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da. İnsanlar onun bilgisinden bizzat kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Rabbim ilmimizi arttır. Onun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatıp sarmıştır. Göklerin ve yerin korunması ona hiç de zor gelmez. Ali'dir o, yüceliği sınırsızdır. Azim'dir o, büyüklüğü sınırsızdır. Dinde baskı, zorlama yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, doğru bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Bak, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tağuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulluğun. Allah hakkıyla işten en iyi biçimde bilendir. Allah iman sahiplerinin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince onların dostları tağuttur ki kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre kalacaklardır. Allah'ın kendisine mülk ve saltanat verdiğini iddia ederek Allah kendisine mülk saltanat verdiği için Rabbi hakkında İbrahim'le çekişeni görmedin mi? İbrahim şöyle demişti. Benim Rabbim odur ki hayat verir ve öldürür. O da şöyle demişti. Ben de hayat veririm ve öldürürüm. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de onu batıdan getir deyince küfre sapan o adam apışıp kalmıştı. Allah zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları sökmüş, duvarları damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti. Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti. Ne kadar bekledin denmişti. Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim dedi. Hayır dedi, aksine sen 100 yıl kaldın. Bu ahirettekiler için de böyle oluyor. Ne kadar kaldınız yeryüzünde deyince birkaç saat kaldık.
Zaman algısı kayıyor insanın. Yani uyandığında saatin kaç olduğunu bilememek veya iş saati geldi zannedip "Aa, daha 4 saat uykum var mı? Uyuma vaktim varmış lan" deyip sevinmen gibi. Algım kayboluyor. "Hayır" dedi, "aksine sen 100 yıl kaldın. Yiyeceğine içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Eşeğine bak. Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak, nasıl yer yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara. Kemikten sonra et giydirir." Bunu Mümin suresinde daha da detaylandırarak anlatır. Yani böyle bir kıssada bile araya mucize sıkıştırıveriyor Allah. İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi: "O Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum. İnanmak değil, bilmek istiyorum kanka. Bak, biliyorum" diyor adam. Hani İbrahim de şöyle yakarmıştı: "Rabbim, göster bana nasıl diril diyorsun ölüleri. İnanmadın mı?" diye sordu. "İnandım" dedi, "ancak kalbimin tatmin olması için. İnanmak var, inanmak var çünkü, değil mi? Seviyeleri var. İşte bilgi de delille tamamen güçlendirilmiş inanç. Allah dedi ki, kuşlardan 4 tane al, onları kendine ısındırıp alıştır. Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir. Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden her başağında 100 tane bulunan 7 başak çıkarmış taneye benzer. Ve Allah dilediği kişi için daha da arttırır. Allah vasidir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir. Alimdir, her şeyi en iyi biçimde bilir."